Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Yüksek ihtimal ilk defa beni görüyorsunuz. Ben genelde anime ve manga ile alakalı içerikler üreten biriyim. Ama bu kanalda genelde sevdiğim veya paylaşmak istediğim şeyleri de yüklüyorum ki bu videoda da gördüğünüz üzere. Ben fantastik romanlara merak sardım bu aralar ve başladım. Benimle başka seriler de var tabii ama ilk seri olarak bununla başlamak istedim. Yani Drizzt ile. Bakalım beni nasıl bir serüven bekliyor. Bu videoda hem seri hakkında öğrendiğim bilgileri, hem hikayesi hem de kitaplar nedir, hangileri vardır gibi şeylerden bahsedeceğim. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Öncelikle paket bu şekilde geldi. Ben bunu Amazon üzerinden almadım tabii ki. Bunu dolap üzerinden aldım. O yüzden de açık bir şekilde. Çünkü kontrol etmem gerekiyordu. Kitapları jelatinden çıkarmadım tabii ki. Sadece tam mı diye baktım. Şu kontrol etmezseniz bir gün içinde otomatik onaya düşüyor. Seri bana bir arkadaşım tarafından önerildi. Ayrıyeten bunun çizgi romanı da var. Belki birçoğunuz bilmiyordur bunu. Hadi ilk ondan başlayalım. Onları göstereyim sizlere. İlk 3 kitabının var. Lale Yayıncılık tarafından çıkan bir çizgi roman. Bu Anayurt kitabı. Ki zaten Kara Elf üçlemesinin ilk kitabı burada. Onları çevirmişler şu anlık çizgi romana. Şu an bunların baskısı yok diye biliyorum. Ben arkadaşımdan aldım bunları zaten. Ki o söylemese ben bunları da bilmezdim zaten. Ben sadece romanlarını biliyorum. Romanları da birçok farklı yayıncı tarafından basılmış ki Laika da basmış önceden. Şu an Itaki tarafında ama onda da hepsi yok. Ona da değineceğim zaten. Şöyle bu şekilde paketlenmiş. Bir kitabın paketi yoktu. O da burada zaten. Kule oldu biraz ama yapacak bir şey. Ben bunları seri bir şekilde açarken o arada size anlatmış olayım. Benim hikayesinde öğrendiğim şu, belki yanlışım vardır. Düzeltebilirsiniz yorumlarda. İyiliğin suç olduğu, hor görüldüğü bir evrende, kötülüğün övüldüğü, takdir edildiği bir ortamda geçiyor hikayemiz. İyilik yaptığınızda yadırganıyorsunuz. Anaerkil bir toplum, yani kadınlar tarafından yönetiliyor. Erkeklerin ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gördü. Aptal yerine kondu. Savaşlarda piyon olarak kullandığı bir evren. Canilik, acımasızlık gibi şeylerin övüldüğü, hatta gizli suikastlar yapıldığınızda takdir edildiğiniz, kimsenin bilmediği cinayet veya suç işlediğinizde takdir edildiğiniz, toplum içinde bir suç işlerseniz de yine hor görüldüğünüz bir sistem var. Böyle bir evrende geçiyor. Ana karakterimiz Driss de bu ilk üç kitapta zaten göreceğiz her şeyi. Toplumdan dışlanan biri. Çünkü kendini bu topluma ait hissetmiyor. Ona anlatılan ve diretilen şeyler onun hem aklına hem kalbine hem vicdanına uygun gelmiyor ve bundan kaynaklı bir yalnızlık da çekiyor ve hikayemiz alıp başını buradan gidiyor. Bu arada karakterimiz bir kara elf ve yaşadıkları bölgeyi terk ediyor. Hikayemiz öyle başlıyor. Bu ilk üç kitap Driss'i tanıma ve anlama üzerine daha çok. Yorum yapan ve bana öneren kişinin de söylediği şeyler bu. Unutulmuş Diyarlar efsanesini sevdiren en büyük karakterlerden biri, hatta direkt kendisi de diyenler var okuduğum yorumlara göre. Hatta şöyle yorumlar da duydum, ne kadar doğru bilmiyorum. Birkaç farklı kişiden okudum bunu. Yazarın yazış tarzı bir inişli çıkışlı oluyormuş. En iyisini ilk üç diye bir yorum gördüm. Okuyunca anlayacağım onu da zaten. Hikayemiz yaklaşık olarak bu şekilde. Şimdi kitapları gösterirken zaten hangisinin hangi hikayeye girdiğini söylerim. Az önce söylediğim şey, ilk üç kitap mesela Kara Elf üçlemesi olarak geçiyor. Bu arada kitaplar bayağı temiz, güzel bakılmış. Birçoğunun şu an baskısı yok biliyorum. Ben de şu an bunların içinde bir adet eksik. Onu da Amazon üzerinde buldum ve temin ettim. Fiyatları sıfır fiyatın çok çok altında aldım. Neredeyse yarı fiyatını aldığımı söyleyebilirim ki bu şans alımı daha oldu diyebiliriz. Şu ana kadar toplam 17 tanesi de Itaki tarafından basılmış. 1, 13, ondan sonra aradaki kitaplar yok 20'ye kadar. 20'den de 23'e kadar olan kitapları mevcut. Benim edindiğim bilgiye göre buradaki tüm kitapların hepsi Driss'in efsanesini, hikayesini anlatmıyor. Şimdi bunları ben biraz da şundan kaynaklı topluyorum. Şu an baskısı var. Okuyup okumak istemeyeceğim henüz net değil. Ama varsayalım ileride bir şey oldu ve ben bunları okumak istiyorum. İleride baskısı olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü günümüzde zaten kağıt fiyatları ve ekonominin bu gidişatında yeni kitapların baskısının çıkması zor oluyor. Ondan mütevellit ben de ileride okuyabileceğim kitapları koleksiyonuma eklemek istiyorum zaten. Kitaplar kafayı biraz kapadı ama şimdi çözeceğim onları birazdan. Öğrendiğim bir diğer bilgi de şu, Laika'nın mesela baskılarının boyu aynı değilmiş bunlar. Birinde uzun birinde kısa kalıyormuş Itaki'ye göre. Ben de o yüzden hepsinin aynı yayın evinden olmasını istediğimden kaynaklı Itaki topluyorum hepsini. Itaki de basarsa aradakileri alırız. Zaten çok eksiğim kalmamış oluyor. Paketleri açtık, şimdi kitapları hızlıca bir sıralayayım. Sonra romanlardan sonra tekrar çizgi romanlarına da bakarız.
Böylelikle kulemizi yaptık. Şimdi Dilis'in bir sözüyle kitaplara başlayabiliriz tekrardan. Mevki benim toplumumun çelişkisidir. İktidar düşkünü içindeki iktidarımızın kısıtlanmasıdır. İktidar ihanetle kazanılır ve iktidar sahip olana karşı ihanete davetiye çıkarır. Şehrimin en kudretlileri yani Mezzo Beranzan, bu kendi yaşadığı şehir ülkesi sanırım. Öyle olması lazım. Öyle biliyorum en azından. Şehrimin en kudretlileri günlerini sırtlarına saplanacak hançere karşı arkalarını kolaçan ederek geçirirler. Ölümler ise çoğunlukla önlerinden gelir. Bu da yaşadığı toplumu aslında bize az çok anlatmış oluyor. Hikayesinin başında dediğim gibi, zaten bu seri bilenler bilir ama tekrarlayayım. Kötülüğün egemen olduğu bir toplumda bunların olması gayet normal zaten. Bize kötü karakterleri anlatıyorlar diye düşünüyorum. Çok fazla kötü karakter var. Kötülüğün ve iyiliğin çelişkisini görüyor olabiliriz sanırım. İçinden bir tane ayran çıktı böyle. Bunu beklemiyordum açıkçası. Şimdi açınca gördüm zaten. Bunlar da ilk baskı, ikinci baskı mevzusu var mı bilmiyorum. İkinci baskı demek ki varmış zaten. Bunlar tekrar baskısı olmuş olan kitaplar. Bu ana yurt, sürgün ve göç. Bunlar hazır yere gelmişken tekrar göstereyim. Kapakları tabii ki aynı değil. İlk üçlememizden başlayalım. Kara Elf üçlemesi. İlk kitap ana yurt. Burada yanındaki de çizgi roman versiyonu. Bu kadarlı kitabı bu kadar bir çizgi romana nasıl getirmişler bilmiyorum. Okumadan yorum yapmam doğru olmaz. İlla ki atlanan sahneler vardır, bölümler vardır ama büyük ihtimal temel olarak anlatılmak istenen bize düzgün bir şekilde aktarılmıştır diye düşünüyorum. İkinci kitabımız Sürgün ve son kitabımız Göç. Burada biraz tasarım farklılığı olmuş ama temelde benziyor tasarımlarımız. Burada büyük ihtimal yol arkadaşı var bizim ana karakterimizin. İsmi umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Dris Doğurden diye öğrendim. Bu da onun kaplan sanırım. Kaplan yapıma yol arkadaşı sanırım. Birlikte maceralara atılacaklar ileride. Bir sonraki üçlememiz Buzyeli Vadisi. Bu üçlemenin ilk kitabı Kristal Parçası. Bir sonraki ise Gümüş Damarları. Umarım kapakları net gözüküyordur. Üçlemenin son kitabı ise Buçukluğun Mücevheri. Şimdi son öğrendiğim bilginin bu kısmında Dris bu 10. kitapla bitiyor. Dris'in hikayesi. Bundan sonrası unutulmuş diyarlara giriyor diye öğrendim. Aksi bir durum varsa lütfen yorumda belirtin. Ben birkaç farklı siteden ve okuyucudan öğrendiğim bilgi bu. Belki yanlış biliyorumdur. Eğer yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltin, ben onu yukarıya sabitlerim. Dris Doğurden'in Maceraları serimizin ilk kitabı Miras. Bu arada kapak tasarımları çok hoşuma gitti. Çok güzel kapak tasarımları var bence. İkinci kitabı Yıldızsız Gece. Bu arada şöyle bir durum var. Zaten bunlar okuma sırasına göre yapılmış. Bunun herhangi bir okuma sırası var mı diye de düşünmeyin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye okunabiliyor diye söyleyebilirim. Bir sonraki Karanlığın Kuşatması. Ve son kitabımız Şafağa Geçit. Şimdi burada yine biz ana karakterimizi görüyoruz. Sanırım farklı karakterler de geliyor ama internetteki verilen ve girilen bilgiler niye böyle bilmiyorum. Ben baktığım siteleri de aşağıya açıklamaların kısmına eklerim. Zaten siz de bakabilirsiniz. Umarım ileriki bir tarihte site kapanmaz ve farklı bir bilgi olmaz. Şu anki bilgiye göre söylüyorum ben size bunları. Karanlığın Yolları diye 4 kitap yapmışlar ama itek de 3 kitap olarak yapmışlar. Bir kitabı atlamışlar sanırım. Niye böyle bir durum oldu anlamadım. Bunun ilk kitabı Sessiz Kılıç. Burada yine Drist'i görüyoruz. Bu sanırım Drist olması lazım. İlk kitaptaki karakterimiz de bu çok benziyor. Ya da kara elfler birbirine çok benziyor bilmiyorum. Bir sonraki Dünyanın Omurgası ve ondan sonraki Kılıçlar Denizi. Bundan sonra az önce dediğim mevzu oluyor. 13'ten 20'ye atlıyor. Dediğim gibi 20'yi ben Amazon'dan aldım, daha henüz tarafıma ulaşmadı. 21. kitabı Kış Görmez. 22. kitap Çanrı'nın Pençesi. Bunun üçlemelerini bulamadım. Üçlemem, dörtlemem, bir şeyin devamı olduğunu öğrendim. Eski okuyucular için basılan kitaplarmış. Açıklamalarda, yorumlarda onları gördüm. Ve sonuncusu da Son Eşik. Büyük ihtimal devam var. Ben bunun çok daha uzun versiyonlarını gördüm. Eski basımlarda yaklaşık 50-52 kitap kadar varmış. Ama şu an Türkiye'de bulabileceğiniz ciltleri, yani rahatlıkla bulabildiğiniz bunlar. Bu dönemde bulabiliyorsunuz şu anda çok rahat bir şekilde. Yavaş yavaş baskısı bitenler var. Sahaflardan da bulunabiliyor. Du veya bulunuyor. Nasıl derseniz artık. Videomuz bu şekildeydi. Seri hakkında bulabildiğim tüm bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Hem seriye başlama maceram da burada durmuş olacak. Hem de bilgilenmek isteyenlerin rahatça bilgilenebileceği bir video oldu diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olursanız sevinirim. Video hakkında veya seri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Benim söylemediğim veya ekstra bilmediğim, sizin seri hakkında belki de sadece uzun süreli okuyucunun bildiği yorumlarınız vardır, bilginiz vardır. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Tekrardan video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.